Doğaya çıkmamız iyi oldu değil mi? Evet canım. Anne baba acıktım. Al bakalım canım. Tamam peki ellerin. Bu bir hırsız. Kızımdan uzak dur. Sandviçimi ver bana. Beni seviyorsun ve sen sadece benim olacaksın. Annemden uzak dur. Karıma dokunmaya cesaret etme. Bizim için bir gelecek yok. Onu seviyorum. Anne, neden bahsediyorsun? Aşkım, evlen benimle. Evet, kabul ediyorum. Anne, bu doğru değil. Aman tanrım, ne yapacağım ben şimdi? Lexi, hadi gidelim. Hayır, babamla kalacağım. Hayır, bizimle geliyorsun. Hayır, seninle gitmek istemiyorum. Hepsi bir rüya, hepsi bir rüya, hepsi bir rüya değil mi rüya? Baba! Hepsi bir rüya olmalı. Gitmeme izin ver. Ne yaptın sen? Lexi, sakin ol. Hiçbir yere gitmiyorsun. Bana ne yapacaksın? Anne, onu nasıl seçersin? Benimle nasıl böyle konuşursun? Anne, nasıl fark etmezsin? Dünyanın en sevgi dolu kocası. Anne, o şey yapacak. Lexi, iyi misin? Tuhaf davranıyorsun. O bir vampir. Ha, ne? Bunu başaramayacaksın. O bir vampir, vampir. Ama şakacısın canım. Ama bu doğru, dişlerine bak. Neredeler ya? Ne yaptığını sanıyorsun? Bu tutumdan hoşlanmıyorum. Sevgilim, onu aldırış etme. Ama dişlerini gördüm, oradaydım. Yeter, cezalısın. Odana git. 1-0 kaybediyorsun. Hayır, annem onun bir vampir olduğunu kanıtlayacağım. Bunu hayal etmem mümkün değil. Ne? Ne yapıyorsun? Hiçbir şey. Bakalım ne arıyormuşsun? Bu seni ilgilendirmez. Onu geri ver. Daha fazla kanıt mı arıyorsun? Vampir olduğunu biliyorum. Anneme kanıtlayacağım. Sen ne yaptın? Çok zavallısın. Annem, her şeyi anlatacağım. Anne! Ne oluyor burada? Ben de şoktayım. Onun nesi var bilmiyorum. Çok şaşırdım. Lexi! Kes şunu Lexi! İyi misin? Evet, tamam. Bekle. Aklını mı kaçırdın? Ne yapıyorsun? Ne oldu? Ben de sana bunu soracaktım. Ne oldu kızım? Seni durdurmaya çalıştım ama beni dinlemedin. Çünkü senin gerçek baban değilim, değil mi? Ama bunu ben yapmadım. O yaptı. Ben yapmış olayım. Lexi, yapma. Neden onunla dalga geçiyorsun? Onun vampir olduğunu kanıtlayacağım. Korkuyorum. Lexi, dur. Tamam, bundan bıktım. Cezalısın. Ben her şeyi halledene kadar evden çıkmıyorsun. Ama anne, ben partiye davet edildim. Kesinlikle gitmeliyim. Ya işin bitince gidebilirsin işte. Bunu 2 günde bile yapamam. Yapabilirsin, sana inanıyorum. Şanslar. Onun nesi var bilmiyorum. O çok farklı. Merak etme, ben ilgilenirim bu arada. Bana masaj yapar mısın? Elbette. Ne yapıyorsun? Görmüyor musun? Kirlileri taşıyorum. Bekle. Bir şey unuttun. Bu senin için. Yıka bakalım. Al. Şimdi gidebilir miyim? Evet. Şurada bir sürü şey var. Onlar yeni babanın. Onları hiç yıkamadı mı? İşim bitti.
Hayır, golü kaçırdım. Tekrarını izleyebilirsin. Anne, partiye gidebilir miyim? Her şeyi yaptıysan gidebilirsin. Temizlediğini mi söyledin yani? Peki bundan emin misin? Her şeyi temizlemelisin. Sonra gidebilirsin. Ah, gerçekten fark etmedim. Önce etrafı temizle, sonra gidersin. Baban haklı. O benim babam değil. Buna alışacaksın yoksa seni yerim. Sevgilim, yoruldum. Hadi yatalım. Nasıl istersen. Ah, çok güzel bir gün. Ah, güzel bir gün için güzel bir kahvaltı yapmalıyız. Ah, mükemmel. Bir şey eksik. Ne yapıyorsun? Düşündüğün gibi değil. Gerçekten mi? Benden uzak dur. Annemi çağıracağım. Böyle olması gerekmez. Neden endişeleniyorsun ki? Sadece seni yiyeceğim, o kadar. Sessiz ol. Sevgilim, sessiz. Neler oluyor orada? Sen kafayı yemişsin. Lexi, neler oluyor? Üvey babam beni yemek istedi. Ah, uydurma bunu. Bu seni rahatsız etmiyor mu? Sana kaç kere söylemem gerek? Odada yemek yemeye izin vermiyorum. Sevgilim, neler oluyor? Kim bağırdı? Neler oldu burada? Lexi yine odasında yemek yiyor. Aslında bu doğru değil. Beni yemek istiyordu. Buna ne diyorsun? Eğer onu yemek istesem çoktan yemez miyim? Şaka yapıyorum tabii. Sanırım geç kaldık. Doğru. Bekle anne, nereye gidiyorsun? Bir iş gezisine çağrıldım. Bob seninle ilgilenir. Hayır, seninle gelebilir miyim lütfen? Lexi, bu saçmalık da ne? Gitmeliyim. Siz de arkadaş olursunuz. Elbette canım, yardım ederiz birbirimize. Bu doğru değil. Ne yapmam gerekiyor? Yakalandın. Beni kandırmaya mı çalışıyorsun? Ama ben daha akıllıyım. Yenilmeye hazırlan, zavallı vampir. Bunu tek başıma yapamam. Bana yardım gerek. Temiz. Lexi, iyi misin? Korkmuş gibisin. Açıklamaya vaktim yok. Üvey babam bir vampir. Ondan hemen kurtulmalıyım. Hemen sus. Orada olacağım. Tamam. Kaçacak bir yerin yok. Bu da ne? Sophie, acele et. Kanepenin arkasına. Saklan, saklan. Kızlar, çıldırdınız mı? Sessiz kalın yoksa bizi yiyecek. Bu koku da ne? Vampirler sarımsaktan korkar. Al, al acı. Artık korkacak bir şey yok. Peki o vampir nerede? Beni mi sordun? Buradaki koku da ne böyle? Bu sarımsak spreyi. Seni sefil vampir. Böyle daha iyi. Şimdi ne yapacağız? Bilmiyorum. Koş! Bütün plan bu muydu? Hayır, elbette hayır. Onu hareketsiz bırakalım. Tuz tuzağımıza yakalanıyor ve bizi yakalayamıyor. Bu noktada hiçbir şey yapmaması için üzerine ağ koyacağız. Sonra onu kaba koklarıyla vuracağız. Ve zafer bizim. Vay be, harika bir plan. Evet, bu benim fikrim. Tamam kızlar, tuz nerede? Evet Kriste, tuz nerede? Tuz sırt çantasında, sırt çantası da şurada. Demek ha? Bunu benim için mi getirdin ha? Yeni bir plan gerek bizde.
Endişeleniyorum. Lexi'ye yardım etmeliyiz. Tamam, ben de buna uğraşıyorum. Kızlar, plan gerek hemen. Çarşaflardan ve iplerden tuzak kuralım. Peşimizden koşar ve ip onu hemen yakalar. Ha, fena değil. Başka fikir var mı? Bir fare kapanı alıp içine peynir koyalım. Peynire uzanır, sonra kapan onu yakalar. Ama peynir yemiyor, kan içiyor. O zaman başımız dertte. Başka bir fikrim daha var. Fena bir fikir değilmiş. Güzel, evet. Kesinlikle bu tuzaklardan birine düşecek. İşte bu, artık kesinlikle gelemeyecek. Şimdi. Sanırım bir şeyler atıştırmalıyım. Hadi pizza söyleyelim. Tamam, ama bir şeyi unuttum. Kızlar, ayaksı. Yakalandınız. İşte böyle. Sizi yola getirdim. Önce tatlıyla mı başlasam acaba? Bir hamleyle işim biter. Sadece şaka yapıyordum, şaka. Hayır, benimle şakalaşmak yok. Nereye gitti? Lexi, buradayım. Ne? Burada neler oldu? Ben yokken parti mi yaptın sen? Anne! Anne, aslında kendimi vampirden savundum. Ne? Ne vampiri? Baban gelmeden önce ortalığı temizle. Yani hiçbir şey hatırlamıyor musun? Çabuk dedim. Elbette anne. En zengin çift boşandı. Kendisinin yeni kocası kim olacak? Ah sevgilim, çok güzelsin. Kesinlikle ben olacağım. Tanıştığımıza memnun oldum. Kızlar, neyiniz var sizin? Kızlar, bu sizin yeni babanız. Gidip ona sarılın. Bu çok tatlı kendis. Gelin babanıza sarılın hadi. Anne, ne oldu? Vampir baba istemiyoruz. Babamızı istiyoruz biz. Babamızı geri getirmelisin. Evet, babamızı geri getir. Sessizlik. Ne yaptınız siz? Özür dilerim hayatım. Genelde daha misafirperverler. Anne, uyan. Anne. Seni hipnotize etti. Hayır. Hey. Kyle May, bu saçmalık tane. Sizden bıktım. Anne, söyle ona. Cezalısınız ve odadan çıkmayın. Bu ne cüret, kapıyı aç hadi. Nasıl anlamazsın? Annem hipnoz altında. Şimdi ne yapmamız gerek? Annemi geri alamayacağız. May. Sızlanmayı kes. Beni düşünmekten alıkoyuyorsun. Tamam. Ben... ne yapıyorsun sen? Sanırım yeni babamız hakkında ne yapacağımızı buldum. May, üzülme. Onunla dövüşeceğiz. Ve biz kazanacağız. Bıraksana, hadi. Hareketlerini benim üzerimde uygulamaz mısın? Bunu düşüneceğim. Peki. Nihai savaşa hazır mısın canım? Evet. Onunla başa çıkabileceğimize emin misin? Sadece bir hatırlatma, o vampir. Tabii ki eminim. İşte bunu tak. Ver şunu bana. Hiçbir şey yapamıyorsun. Tamam, şimdi dinle. Plan şu.
Hastaneysin gibi davranacaksın. Yardım çağıracağım. Annem ve Bob koşup gelecekler. Ama annemin önüne kapıyı kapatacağım. Bob şok olacak. İşte o zaman çenesine bir yumruk atacaksın. Bana doğru uçup gelecek ve ben kafasına vuracağım. Bayılınca onu bağlayacağız. Annem odaya dalacak. Onu kendine getireceğiz. Kızlar... Ve tüm aile bir arada olacağız. May, anladın mı? Güzel, uzan. Hayır, bekle. Yardım edin. May kendini kötü hissediyor. May kendini kötü hissediyor. Yardım edin, yardım edin. Yardım edin. May, sorun ne? Burada neler oluyor? Siz delirdiniz mi? Söyleyin. Özür dilerim. Senin olduğunu sandım. Evet, onu yok etmek istedim. Yok etmek mi? Beni mi? Bunu yapamazsınız. Bu davranışlar çok saçma. Sevgilim, çok yorgun görünüyorsun. Neden gidip ailene biraz dinlenmiyorsun? Annemlerin yanına gitmek istemiyorum. Ne yapıyorsun? Ne dersem onu yapacaksın, tamam mı? O hiçbir yere gitmiyor. Sevgilim, çantalarını toplaman gerek. Kızlara ben bakarım. Tamam canım, bu güzel bir fikir. Anne sana yalan söylüyor. Onu dinleme sakın. Kaybettiniz ve şimdi sizi yiyeceğim. Annem bunu yapmana asla izin vermez. Annem bunu öğrendiğinde artık çok geç olacak. Dişlerimin arasında kavrulmuş olacaksınız. Annemi kurtarmalıyız. Kendimizi kurtarmamız gerek. Bizi yemek istediğini duymadın mı? Hayır, buraya geliyor. Kapıya barikat kuralım. Bunun faydası olur mu sence? Umarım. Gitmiş gibi görünüyor. İşe yaradı. Hadi yemeğe gidelim. Yemekte ne var? Siz akşam yemeğiniz. Yardım edin, yardım. Burada sessizce durun. Kendisi evde değil. Ben kızları görmeye geldim. Kızlar yürüyüşe çıktılar. Onları burada beklerim. Baba yardım et bize. Bizi yemek istiyor. Kızlar neden bahsediyorsunuz? Çok şakacısınız. Yemek filan de saçma. Onların babasıyım ben. Onların babası benim de benimle geliyorlar. Hadi gidelim buradan. Hadi. Henüz akşam yemeği yemedim ve açım. Baba! Baba! Pencere! Kaçacağını mı sandın benden? Bunu göreceğiz. Babamızı yemek üzere. Onu durdurmalıyız. Doğru. Ona nasıl zarar vereceğim biliyorum. Bekle, bekle. Biz ondan daha zayıfız. Bizi yemesini mi istersin? Ne yapmamızı önerirsin? Bir planım var. O kadar kutsal suyu nereden bulacağız? Tamam. Peki. Çok rahat. May, sen bir dahisin. Eve nasıl gireceğiz? Merak etme, ben biliyorum bunu. Ne yapıyorsun?
yapacağız peki? Ne yapacağımı biliyorum. Bana güven sadece. Siz niçin buradasınız? Beni yok mu edeceksiniz? Aha, çok korktum. Hayır, üzgünüm. Sana hizmet etmeye karar verdim. Şimdi bize ne dersen onu yapacağız. Artık size hizmet ediyoruz. Gerçekten mi? Tamam. Artık benim hizmetkarım olduğunuza göre bana yemek pişirin. Sandalyede. Bu arada ben orta pişmişi severim. Peki planın bu muydu? Her şeyi hazırlayacağız. Ama akşam yemeğinden önce belki baba sıcak bir köpük banyosunda rahatlamak istersin. Öyle değil mi? Evet, ördeklerle evet. Eğer istersen... Evet, bana banyoyu hazırlayın. Kızların sonunda doğru seçimi yaptılar. Banyo hazır. Harika. Belki onları yemeyeceğim bile. Ama sadece bu gece için. İlk hedefimiz tamamlandı. Siz deli misiniz? Bir vampire hizmet ediyorsunuz. Baba, bu bir sinsi plan. Şimdi sizi kesinlikle yiyeceğim. Ne yaptınız bana? Ne yaptınız? Her yanım yanıyor. Sadece bir damla kutsal su ekledim. Şimdi sizi kesinlikle yiyeceğim. Üzgünüm dostum ama artık korkutucu değilsin. Bu daha iyi. İşiniz bitti. Hadi, hazırım ben. Bunu ben yapmıyorum. Kaçın, ben onu oyalayacağım. Kaçın. Baba, şimdi ne olacak? Artık nihayet akşam yemeğimi yiyebileceğim. Sadece vur. Çocuklar, vampiri vurmama yardım edin. Biraz beyin verin, tamam mı? Birazcık daha, hadi. Evet, teşekkürler. Al şunu. May, harika bir yumruk. Arkadaşlar çok sağ olun. Siz olmasanız yapamazdım. Baba. Ne oldu? Ona vurduk. Ona vuran mu? May'di. Bizim May. May. Evet. Bundan bıktım. Bu daha iyi. Sarımsak için. Bu olumsuz, ilginç. Bize ne yaptın? Çöz bizi hemen. Ne istersen veririz. Bu şekilde daha çok hoşuma gitti. Bu kadar kolay. Ama dur, kurma. Asla başaramayacaksın. Beni kim durduracak peki? Pis dişlerini üzerinden çek hemen. Anne. Kendiz. Sevgilim, geri dönmüşsün sarılmak için buraya. Gel, öyle değil mi sen? Hoş geldin. Bir adım daha atarsan ölürsün. Beni dinle ve sadece bana itaat et, tamam mı? Hipnozum bende işe yaramıyor. Pes et hemen, tutuklusun. Hadi yapabilirsen beni yakala bakalım. Bana eski kocamı hatırlatıyorsun. O da benden kaçmaya çalıştı. Vampir güçlerimin sende neden işe yaramadığını anlamıyorum. Ben en iyi vampir avcısıyım. Ben senin büyünden etkilenmiyorum. Vampir avcısı mı? Sen yöneticisin sanıyordum. Evet. Sevgilim, açıklaman gereken çok şey olacak. Herkes dursun, kimse kıpırdamasın. Her zamankinden daha hızlısın. Aynen öyle deniyorum. Al onu. Gel hadi. Size yeniden ulaşacağım. Sana ulaşacağım. Hadi yürü.
Ne duruyorsunuz? Saati gördünüz mü? İşe gitmeniz gerek. İkinizin de okula gitmesi. Acı ama anne. Kızlar neden bugün evde kalmıyor? Hadi üzerinizi değiştirip okula. Peki ben eve ne zaman dönebilirim? Bu konuyu bu akşam konuşuruz. Vay, iyi olmuşsunuz. Ah, çantamı unuttum. Tamam May, ben gideyim. Okulda görüşürüz. Kylie! Evet, buyur. Sana söylemem gereken bir şey var. Aa, ne yapıyorsun? Her şeyi ait olduğu yere koyuyorum. Bu artık senin dolabın, bu da benim, artık komşuyuz. Vay be, ama bekle, Lucy ne diyecek buna? Önce kendi dolabını bulsun da. Ne? Vay, bu çok havalı. Bunu hak ediyorlar, onlar tarafından zorbalığa uğradım. Bunu bir daha yapamayacaklar çünkü ben varım. Evet ama sana şaka yapacaklar ve hem de çok sert bir şekilde. Merak etme, başaramayacaklar. Kızlar, eğer derse geç kalırsanız size F veririm. Sınıfınıza hadi. Tamam. Geliyor. Haha, hazırlanalım. Burada neler oluyor? Lucy, okuldan sonra kalıyorsun. Hayatım. Üzgünüm, geç sen kaldım. Sen de cezalısın. Anneni buraya istiyorum. Ama neden? Bu konu tartışmaya açık değil. Yenildiğini kabul edemez misin? Senin annenin de çağrıldığını hatırlatırım. Ve sen de ceza aldın. Tamam, senin gibilerle takılmak istemiyorum. Dolabıma gidiyorum. Dolabın mı? Git hadi. Seni bekleyen sürpriz var. Ne yaptın sen? Şey, artık çöpe aitsin diyelim. Aklını mı kaçırdın sen? Zorbalık yapmamayı öğren Lucy. Ah, öyle mi? Al bakalım. Öyle mi? Ezik seni. Al bakalım. Ayvayı yedin. Ayvayı sen yedin. Kes şunu Lucy. Beni kızdırmamalıydın. Şanslısın. Sen şanslısın. Merhaba. Merhaba, Kylie'nin annesiyim. Evet, evet. İçeri gelin. Buyurun. Bob? Candice? Candice, seni görmek çok güzel. Bu senin için. Birbirimizi görmeyeli çok uzun zaman oldu. Herhalde 10 yıl falan oldu değil mi? 15. Beni o zaman terk etmiştin. Candice, ben fakirdim, sen zengindin. Sen terk ettin beni. Peki beni neden çağırdın? Kızın çok yaramazlık yapıyor. Sınıfı dağıtıyor, çocuklara zorbalık yapıyor ve kavga çıkartıyor. Benim kızım böyle davranamaz. Kendin görürsün zaten. Önce ben, beni yalnız bırak. Hayır, çekil şuradan ucube. Burada neler oluyor yine? Baba, cezalandır onu. Ne? Baba mı? Anne, o başlattı. Ben sadece adalet istedim. Burada neler oluyor? Gidip kendinizi hemen temizleyin, tamam mı? Senin kızın olduğun o kadar belli ki aynı kabalık. Candice, bekle. Hepsi senin suçun Lucy. Hayır, senin suçun. Babasını şikayet eden kimdi? Sen de aşağı kalmadın. Tamam, artık temizlenmem gerek. Oraya gireceğimi düşünmüyorsun değil mi? Tabii, içeri gir Lucy. Acıdı. İşte adalet. Buna pişman olacaksın Kylie. Orada mısın? Evet. Giyinmen bu kadar uzun sürmemeli Kylie. Lexi tatlım. Kalk oradan. Ama burası benim yerim. Senin yerin çöp kutusu, tamam mı? Tamam. Peki ikizin nerede Kylie? Onun hakkında konuşma. Birbirimize hiç benzemiyoruz ve onu tuvalete kilitledim. Harika. Nasıl, dışarı çıktı? Herkese tekrar merhaba. Çok acıdı. Bu da benim tatlı intikamım. Kylie, bu halin de ne? Yine mi eskiye dönüyoruz? Benim hatam değil. Özür dilerim. Evet, herkes ödevini yaptı mı? Hadi çıkartın bakalım ödevleri. Ne var ezik? Bu da benim intikamım. Tamam, bunu sen istedin. O kadar yeter. Lucy, Kylie.
Benim suçum değil, bana zorbalık yapıyor. Şu halime bir bakın. Hepsini Lucy yaptı. Lucy, bu doğru mu? Baba, ben bir şey yapmadım. Lucy, harçlığını alamayacaksın bu hafta. Baba, neden bana inanmıyorsun? Bunu konuşacağız. Herkes ödevlerini versin bakalım. Kyle aslında o kadar da kötü değil. Ne istiyorsun? Seni partime davet ediyorum. Okulun başkanı olmak üzereyim. O yüzden gel. Melissa, ne yapıyorsun? O gerçekten harika biri. Ben gelmiyorum. Lexi ve ben böyle iyiyiz. Kağıtları kontrol ettim. Lucy ve Melissa F. Berbatsınız. Kylie ve Lexi A. Çok iyisiniz. Naber ezik? Buna pişman olacaksın. Ah, sanırım gitmeliyim. Neden teklifimi düşünmüyorsun? Melissa, söyledim. Gelmeyeceğim. Kiminle arkadaş olmak istediğini düşün. Çok yakında başkan olacağım. Tüm güç benim olacak. Gelmek istemiyorum. Orada ne yapıyorlar? Kylie'nin arkadaşımı çalmasını istemiyorum. Geliyorsun. Gelmiyorum. Geliyorsun. Gelmiyorum. Gel. Burada neler oluyor? Hiçbir şey. Ne? Bununla arkadaş olmaya mı karar verdin? Ne demek bu? Benim bir adım var. Melissa, eziklerle arkadaş olmak istemezsin. Bu doğru Melissa. Lucy gibi kızlarla arkadaş olmak istemezsin. Ne dedin sen? Duydun beni. Kızlar, kesin şunu. Sana ne yapacağım? Hemen yardım çağırmalıyım. Hepsi senin suçun. Hayır, senin suçun. Hemen durun. Kızına Lucy'yi rahat bırakmasını söyle. Hayatta olmaz. Sen asıl kızının terbiyesine dikkat et. Bu benim kızımın suçu değil, tamam mı? Lucy neredeyse kızımı dövüyordu. Şundan emin ol ki... Sessiz olun! Bay Bob, Bayan Candice, ofisime gelin. Bağırışma duymak istemiyorum. Onunla tamam mı? Konuşma. Tamam Lucy, kavga etmeyi bırakalım. Belki annemle babam da kavgayı bırakır. Evet. Erkek arkadaşın var mı? Hayır ama umarım bulurum. Kylie, Lucy, hemen ondan uzak dur. Başını belaya sokabilir. Ha, kimsenin başını belaya sokma. Anne, sorun yok. Lucy ile sadece sohbet ediyorduk. Çok ortak noktamız Lucy, var. Lucy, merak etme. Sen sınıfa gitsen iyi olur. Tamam baba, gidiyorum. Kylie, onunla konuşmanı yasaklıyorum. Tamam anne. Gördünüz mü? Yeni dövme yaptırdım. Vay, ailen ne dedi peki? Daha bilmiyorlar. Aslında okula dövmeli gelmek yasak. Linda, sıkıcısın. Toplantı mı yapıyorsunuz? Evil, neler oluyor? Melissa'nın yeni dövmesine bakıyorduk biz de. Melissa bakayım. Evet, tamam. İlginç değilmiş. Ben yaptırmadım. Linda, umurumda değilsin. Ödevi yaptın mı? Hepsi bitti. Sağ ol. Hadi sınıfa gidelim. Kendim gidebilirim. Hayır, gidemezsin. Beraber yürüyeceğiz. Başka biri daha dövmesini gösterebilir. Sanırım modu düşük birileri var burada. Her zaman. Evil, neden hep Linda ve Melissa'nın etrafındasın? İstemeden konuşmalarını dinliyorum sadece. Emin misin? Evet. Tamam, sınıfa git. Ben de gideceğim. Herkese merhaba. Merhaba, merhaba. Neden kıyafetlerini değiştirdi? Evil da sor. Evil'la ne yaptınız? Ne? Evil mı? Sevgilimle mi konuşuyorsun? Evil'da tanımıyorum bile. Doğru, sana bir şey yapacağım. Lucy! Linda! Aslında! Linda, kızdırma beni. Karışma. Tamam, bu kadar yeter. Linda'nın söylemek istediği şey, sen ve o birbirinize çok benziyorsunuz. Bitti mi artık? Bitti. Çocuklar merhaba. Lucy, ne yapıyorsun? Ne? Hiçbir şey yapmıyorum. İyi anlaştık ve el ele tutuşuyoruz. Kesin şunu çocuklar. Biriyle tanışmanızı istiyorum. Yeni öğrencimiz Kylie. Umarım iyi anlaşırız. Anca rüyanda. Okuldan ben sorumluyum. Kiminle anlaşacağına ben karar veririm. Asıl kiminle anlaşacağıma ben karar veririm. Kızlar yeter artık. Kylie, neden sırana geçmiyorsun? Ne? Burası dolu. Arkaya otur. Eziklerin masası orada. O zaman neden hala buradasın? Ne? Neden gülüyorsunuz? Susun. Lucy, eziklerin masasına gitmek için mi ayaklandın? Bunu sen istedin. Gel buraya. Sınıfı terk edin hemen. Ama yok. Dersten sonra buradasınız. Ama yok. Bütün hafta buradasınız. Tamam.
Başım belaya girecek ama bana tek karşı gelen o. Biraz hoşuma gitti. Hey anne, ne yapıyorsun? Merhaba. Ah hiçbir şey. Eski resimlere bakıyordum. Çiçekler nereden? Ah gizli bir hayrandan. Anne söyle, merak ediyorum. Neden evdesin sen? Ödevlerini bitirdin mi? Lucy ile küçük bir kavga ettik. Her neyse, bana herkesin önünde ezik dedi. Ah Lucy, böyle olacağını biliyordum. Ama kendimi savundum. Aferin sana. Şey, aslında bütün hafta ceza aldım anne. Kim karar verdi? Bay Bob. Bob mu? Gidip onunla konuşayım. Anne bekle, yapmasan mı? Bu okulda da beni sevmeyecekler. Hayır, hazırlan. Ah tamam. Bay Bob'tan mı? Ha? Acaba resmin yarısında kim vardı? Kylie, geliyor musun? Evet anne, geliyorum. Candice, Kylie, burada ne yapıyorsunuz? Ben de sana aynı şeyi soracağım. Burada ne yapıyorsun? Hiçbir şey. Kızın şikayet etti. Evet, bütün hafta okulda olacağını söyledi. Peki bunu neden yaptığımı söyledi mi he? Çünkü Lucy yanlış yapmış. Kızım hakkında kötü konuşma. Onu doğru yetiştirmemiş olmam benim suçum değil. Onu mükemmel yetiştirdim. Sakince konuşalım bence. Çiçekleri aldın mı? Anne, çiçekleri Bay Bob mu aldı? Kylie seni ilgilendirmez. Ama. Sınıfına git tatlım, hadi. Tamam. Çiçekleri aldın mı peki? Evet. Neden gönderdin? Biliyorsun, sanırım boşandığımızda yanlış bir şey yaptık. Bob, beni sen terk ettin. Candice, yeterince zengin olmadığım için sen terk ettin beni. Ne? Duydun mu? Bay Bob, Kylie'nin annesiyle mi evliydi? Çok tuhaf bu. Hey Kylie, nasıl gidiyor? İyi. Öyle mi? Annenin öğretmenimizle tartıştığını duyduk. Yani Lucy'nin babasıyla. Ve bir şey daha duyduk. Bu sizi ilgilendirmez. Ama yanılıyorsun. Bu bizim işimiz. Evet. Artık aynı okuldayız. Sizinle konuşacak bir şeyim yok. Cezalandırıldım. Derse gidiyorum. Bekle. Hiçbir yere gitme. Sana bir teklifimiz var bizim. Aha. Neymiş o? Linda, sen söyle. Ben söylemesem mi acaba Melisa? Hadi. Tamam, her neyse. Lucy'ye ve şımarıklıklarına sinir oluyoruz. Ve sen de ondan hoşlanmıyorsun. Neden güçlerimizi birleştirmiyoruz? Lucy ile olan ilişkim benim sorunum. Kendim çözerim, tamam mı? Ah, yani karşı mı geliyorsun bize? Hayır Melisa. Yani tek başımayım. Gitmeliyim artık. Hiçbir yere gitmiyorsun. Ya bizimlesin ya da karşımızdasın. Melisa, bırak beni. Linda, göster ona hadi. Göster belki ona. Belki de yapmamalıyız. Yapmalıyız. Tamam. Hayır. Kylie'nin başı dertte. Kylie ile asla takılma. Yardıma ihtiyacı olan insanlara yardım et. Baba, çok çelişkilisin. Ona yardım etmeliyim. Bırakın beni. Hey kızlar, gidin buradan. Sen kim oluyorsun? Linda, defol. Anlaşma yapalım. Kylie benim arkadaşım. Sorunu varsa ben çözeceğim. İyi bakalım. Ona bir daha asla dokunma, anladın mı beni ha? Sağ ol Lucy. Bu arada ne zaman arkadaş olduk? Kylie, arkadaşım falan değilsin. Sadece yardım ediyorum. Ama istersen bana gel, ailem karşı gelse de. Neden sürekli kavga ettiklerini anlamıyorum. Bilmiyorum. İşte. Kylie, ne resmi bu? Aa, benim küçüklüğüm annemle. Çok garip. Babamda da aynısı var. Ayrıca herkes birbirimize benzediğimizi söylüyor. Evet, sanırım ailelerimiz birbirini tanıyor. Çok evet, garip. Evet, çok garip. Tamam, hadi sınıfa. Dersten sonra burada olacağımızı biliyorsun değil mi? Ah, evet. Bab. Ah anne, hala burada mısın? Evet, sana iyi haberlerim var. Artık ben de bu okulda çalışıyorum. Ne? Ama nasıl? Bay Bob, matematik öğretmeni alınacağını söyledi. Özellikle Lucy'nin ihtiyacı varmış. Matematikle bir sorunum yok ki. Lucy, konuşma. Bu arada bayan Candice okuldan sonra sizinle kalacak. Ne? Gitmeliyim. Kızlar, oturun, başlayalım. Açıkçası her şey kötüleşiyor. Annemin öğretmen olması, ikimizin arkadaş olması falan. Ben de çok şaşkınım.
Konuşmayın. Tamam anne. Bayan Candace. Oo. Kylie, bakayım. Kopya çekmeyin. Lucy, bir fikrim var. Kopyasını yaptım ama sana ulaştırmam gerek. Hmm. Tamam mı? Anladın mı beni? Hmm. Kylie, eğer konuşmayı bırakmazsan Lucy'den daha geç çıkarsın. Tamam. Bayan Candace, denklemle ilgili bir sorun var. Gelebilir miyim acaba? Hı? Gel bakalım Lucy. İşte. Bu mu? Evet. Lucy, bu konuyu 3 ders önce işledik. Geç sırana. Ah, üzgünüm. Ödevi yanlış anlamışım. Teşekkürler Kylie. Umarım hepsi doğrudur. Asla yanılmam. Kızlar, hadi kontrol edelim. Çok teşekkür ederim. Sen olmasan yapamazdım. Rica ederim Lucy. Benimle partiye gelir misin? Melissa başkanlık için herkesi topluyor. Ah, çok isterim ama annem izin vermez. Onunla konuşayım bari. Sen konuş, bekliyorum. Harikasınız kızlar. Ah, teşekkürler. Anne, bu arada beni partiye çağırıyorlar. Hayır. Anne, ama okuldaki herkes orada olacak. Hayır. Anne, lütfen. Onlarla arkadaş olmamı sen söylemiştin, değil evet, mi? Evet, bayan kendisi Kylie ile ilgilenirim. Gözün arkada kalmasın. Endişelenecek bir şey yok. Hı-hı. Ah, saat 9'da evde ol. Hadi gidelim. Teşekkürler. Merhaba Bob. Kylie bugün evde yok. Gel de konuşalım hadi. Herkese merhaba. Bak bak bak, bu parti okul başkanı olduğum için yapılıyor. Ama siz inek gibi görünmüyorsunuz. Melissa, aslında partiye geldik. Gelemez miyiz yani? Lucy, sadece kavga ettiğimiz için bir şekilde konuşarak dans etmemiz gerektiğini söylemek istedi. Evet, bu harika bir fikir. Tamam, ayrıca Evil da burada. Ne? Evil da mı burada? Neden kimse bana bir şey söylemedi? Bir şey olursa diye oraya gitti. Ona büyük partiyi gösteriyor. Hadi çocuklar, ne yapıyoruz? Takıl kafana göre işte. Harika. Dans pisti, içecekler, harika teras. Parti. Pekala, gideceğiz. Biraz dinlen. Peki, tamam. Merhaba tatlım, nasıl gidiyor? Oo, çek ellerini benden. Partiye sensiz geldim diye mi kızdın bana? Kime kızacağım ben? Sevgilinin bana kızacaksın. Hayır değilsin. Erkek arkadaşım yok. Lucy, ne yapıyorsun? Ben Lucy değilim, Kylie'yim. Lucy benim. Sevgilime yazılmaya mı karar verdin? Hayır, yanıma gelip senin isminle seslendi bana. Oh, Evald, doğru mu bu? Birbirinize çok benziyorsunuz. Evald, hiç benzemiyoruz biz, baksana. Nasıl ya? Tek ben mi görüyorum bunu? Aha, hayır, tek değilsin. Daha doğrusu biz bir şeyler biliyoruz. Ne biliyorsunuz bakalım? Söylemem. Tamam Linda, ne biliyorsun sen? Linda! Ne biliyorsun? Aileniz eskiden evliydi, tamam mı? Ne? Alo? Evet tatlım. Hemen konuşmalıyız. Anne, Bay Bob, iyi ki geldiniz. Ben hiç konuşmak için gelmiştim. Lucy, sen burada ne yapıyorsun? Konuşmamız gerek. Evet, mi? Bunu nasıl açıklayacaksınız? Hı-hı. Nasıl? Evli miydiniz siz? Evet, doğru. Bir zamanlar beraberdik biz. Doğru. Sonra Bob beni terk etti. Tatlım Candace, sen beni terk ettin. Yeterince zengin değilmişim diye. Anne, nasıl yaparsın? Hayatım boyunca baba istedim ben. Ben de anne istemiştim. Tatlım, özür dilerim. Ayrılmak zorundaydık. Senin için elimden geleni yaptım ben ama. Benim hatamdı. Üzgünüm Kylie. Seni affediyorum. Ne yani? Lucy ile artık kardeş miyiz? Siz kardeşsiniz ve birlikte olmanız kendisine kalmış. Bence buna Bob karar vermeli. Tatlım, tekrar deneyelim mi? Ah, yaşasın. Sizi tebrik ediyoruz ama Kylie ile biraz işimiz var. Kylie, hadi gidelim. İkimiz belki de helikopter almalıyız. Her neyse, Kylie, Melissa her şeyi biliyordu ama saklıyordu, değil evet, mi? Evet, onun okul başkanı olabileceğini düşünmüyorum. Her neyse, müdürün odasına gidip ortalığı karıştıralım ve Melissa'nın yaptığını söyleyelim. Harika fikir. Al şunu. Gidelim. Anne, baba, okula gidiyorum. Hı hı. Melissa, hemen müdürün odasına. Hemen. Hı hı.
Evet. Evet, 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 evet. Bay Evans, bakın. Melissa, ne yaptın sen? Ne alaka ya? Melissa, açıkla bakalım. Okulun kupasını çalmak istedi. İçeri girdiğimde ortalık dağınıktı. Ben de temizledim. Öyle işte. Kimse sana inanmayacak. Kimse inanmayacak. Melissa, aferin. Zaten ofisimde kamera vardı. Melissa, sen derse git. Siz burayı temizleyin. İzleyeceğim. Neden onları kovmuyoruz? Kimsin sen ya? Kim bu be? Yeter. Kimseyi kovmuyorum. Hadi temizleyin. Tamam. Sonunda bitti. Yılın en büyük maçı var bu akşam. Çünkü Deniz oynuyor. Nereye gidiyorsunuz? Maça hazırlanacağız. Bugün ekstra kimya dersimiz var. Ne? Ne kimyası? Yeni kural. Ben başkanım. Benim sözüm kanun. Müdüre şikayet edelim bence. Pekala. Gidin. Ne söyleyeceğinizi göreceğiz. Çok yoruldum. Melisa'nın başı belaya girecek. Evet. Müdür birazdan gelir. Burada ne yapıyorsunuz siz ya? Ah, Melisa'nın işleri. Burayı temizlettirdi. Evet. Başkan bizi de buraya gönderdi. Cumhurbaşkanının sözü kanun. O zaman neden ünvanını almıyoruz? Bir fikrim var. Çok kısa, yasaklıyorum. Nasıl yani? Çok parlak, yasaklıyorum. Tamam. Yasaklıyorum. Başkan olmak çok güzel. Bıktım ondan. Yeni başkan istiyorum. 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 Yeni başkan. Yeni başkan. Herkes sınıfa ya da müdüre. Ben başkanım. Sözümü dinleyin. Neler oluyor burada? Beni dinlemiyorlar. Bizi küçük düşürüyor. Evet. Eğlenmemize izin vermiyor. Evet, evet, evet. Rujumu elimden aldım. Başkanlar bu tür davranışlarda bulunmazlar. Ama... Pekala başkan, ben olabilirim. Hayır, ben olacağım. Ben daha zenginim. Ben daha güzelim. Ben olacağım. Hayır, ben. Hayır, ben. 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 Yeter. Yeni başkan yarışmayı kazanan kişi olacak. Harika. İftira yedim. Bakalım kim kazanacak? Tabii ki ben. He tabii. Ünvanımı aldılar ama siz de anlamıyorsunuz. Paralarınız yardım etmez. Sanırım birileri biraz utanacak. Ayaksı döküldü. Çok beceriksizim. Gitmeliyim. Kazanamayacaksın Lucy. Jüri ile aram çok iyi. Göreceksin. Kimin umrunda? Kendime güveniyorum. En yarışmacımızı görelim. İlk bendim. Muhteşem Lucy ile tanışın. Okulumuz harika çünkü başkan Lucy. Hiçbir şey görmediniz. Muhteşemdi gerçekten. Şimdi sıra Kylie'de. Merhaba. Güzel performanstı. Ama en azından senin gibi kendimi utandırmadım. Vay, çok iyi. Gerçekten harika. Harika. İnanılmaz. Melissa süpersin. Mahvettin. Beni banka yapıştırdın. Kızlar, sessiz olalım. Sessizlik, sessizlik. Yeter. Hiçbiriniz okul başkanı olmaya layık değilsiniz. Ve davranışlarınız yüzünden disipline gideceksiniz. Okulun yeni başkanı da... sensin. Yaşasın. Neden o? Sağ ol Melissa. Babam senin yüzünden araba almayacak. Ben de Maldivlere gidemeyeceğim. Sakin olun. Paranız, arabanız, eviniz var. Benim sadece ünvanım vardı. Ama bu senin hatan. Bizi küçük düşürdün. Koş koş fakir. Evet. Başkan olamayacağım. Bana ihtiyaçları yok.
Neden geldiniz? Yine mi zorbalık yapacaksınız? Ya da dövecek misiniz? Ne istiyorsunuz? Pekala Melisa. Kimse seni burada istemiyor. Anladın mı? İşte sana böyle. Yeni okul bileti vermeye karar verdik. Belki orada başkan olursun. Bu da kampüs biletin. Siz beni... Evet. Aa, teşekkürler. Git Melisa'n. Hoşçakalın. Biri daha gitti. Kendi odam olacağına inanamıyorum. Yani sadece bir odam mı olacak? Hizmetçi yanına taşınacağımı düşünmezdim. Ne? Girebilirsiniz. Kendine farklı bir yer arasam iyi olur. Burası benim odam. Hayır, ben de burada yaşayacağım. Tamam, dur. Önce sen gir, tamam mı? İyi misin küçük hanım? Burada sadece bir yatak oldu, ortaya çıktı. Ben nerede uyuyacağım? Bence burada harika görünürsün. Evet, bu oda arkadaşına sahip olduğum için şanslıyım. Bu oda arkadaşına sahip olduğum için şanslıyım. Ne güzel bir sabah. Yine de o kadar da güzel değil. Uyuyan güzel. Artık uyanma zamanı. Yardım edin. Yardım edin. Ne oldu? Biri beni buraya yapıştırmış. Pekala, izin ver yardım edeyim. Buraya yapıştırılan kim? Hayakse, sanırım gitmem gerek. Bana buradan ulaşamaz, orası kesin. Eğlence devam ediyor. Bu Ashley. Ona gününü göstereceğim. İşte bu. Başarılı bir şaka. Rahatsız mı ediyorum? Sen... Nasıl? O benim dublörüm. Kendini kötü hissetme, başarırsın bir gün. Yani asla. Ne? Ne? Peki ya ben? Lütfen ödevimi yapmama izin ver. Affedersin, kapatıyorum. Pekala. Beni rahatsız ediyorsun. Affedersin, sesini kısıyorum. Özel bir sessizlik olacak. Sizi gördüğüme çok sevindim. O da arkadaşım da öyle. Aslında ben... Biz de sizi gördüğümüze sevindik. Çalışmamı engelliyorsunuz. Sen de bizim eğlencemizi bozuyorsun. Ya da arkadaşın olmadığından bizi kıskanıyorsun. Arkadaşlarım var. Pekala, neredeler? Şimdi burada olacaklar. Her neyse. İçeri gel. Bu da kim? Bu benim arkadaşım Timothy. Gerçek değil. Farkına bile varmadık. Gerçek gibiydi ya. Arkadaşım bizim partimize ait değil. Sen de öyle. Aç olmalısın. Sana bir şeyler getireyim. Yep. Afiyet olsun. Keyfini çıkarın, ona bir şeyler vermeyin. Yoksa ortadan kaybolur. Burada hiçbir şey yok. Burada da hiçbir şey yok. Zengin miyim, fakir miyim? Neden burada yemek yok? Zenginlerin yemek yaptığını bilmiyordum. Sadece yiyecek arıyordum. İyi ki kurbasan için para biriktirdim.
kruvasan. Hı? Seninle de paylaşayım mı? Ama bu çok kötü. Fakat ben çok açım. Ben paylaşırım. Hey! Affedersin, gerçekten çok açtım. Ben şimdi ne yiyeceğim? Belki de bir şeyler yapmalıyız, ha? Neden hiç malzememiz yok? Ama benim param var. Vay! Pekala, ben yemek yapmaya gidiyorum. Tamam. Neden bana yardım etmiyorsun? Hadi Melissa, bunu yapabilirsin. Hadi, hadi, hadi. Burada en iyi aşçı kim? Melissa en iyi aşçı. Sen de en iyi yardımcı. Evet. Afiyet olsun. Teşekkürler dostum. Dostum mu? Artık arkadaşız, artık arkadaşız. Her şeyi paylaşıyorum. Burada ne yapıyorsun? Bunlar benim eşyalarım, en sevdiğim sabahlığım, paralarım ve yatağım. Ama biz arkadaşız. Birlikte uyuyabiliriz. Kesinlikle değiliz. Derhal odamdan çık. Şey, belki... Hayır. Bugünden en iyi şekilde yararlanacağım. En çok kendim için. Pekala. Temizlikle başlayalım. Kim çoraplarını yatağın altına atar? Ah, saç tokam nerede? Aha. Sonunda çöpten ve oda arkadaşımdan kurtuldum. Artık burada çok fazla yer var. Ve buraya ne koyacağımı biliyorum. Bayan Ashley, ne istersiniz? Bugün biraz temizlik yaptım. O yüzden rahatlatıcı bir şey. Bayan Ashley, uyanın. İşlem tamam. Uyuduğumu bile fark etmemiştim. Teşekkürler. Pekala. Başka ne yapsam acaba? Bir fikrim var. Ne diyorsun Melissa? Oyun oynamak ister misin? Üzgünüm. Seni kovduğumu unutmuşum. Bu yüzden sadece ben oynamak durumundayım. Tek başına oynamak eğlenceli değil. Arkadaşlarımı arayayım. Antrenman seansım var. Hoşça kal. Üzgünüm. Yapacak önemli işlerim var. Hoşça kal. Herkes meşgul. Ama neden? Benden daha önemli bir şey yok ki. Yeni bir oda arkadaşı bulmalıyım. İşte potansiyel oda arkadaşım. Bir öncekinden daha kötü değil. Merhaba. Ben Ashley. Ben de Cindy. Yardım eder misin? Ederim. Hadi. Pekala. Ne yapıyorsun? Tebrikler. Artık oda arkadaşımsın. Benim zaten odam ve oda arkadaşım var. Hadi oyun oynayalım. Sanırım uzun süre burada olacağım. Evet, evet. Biraz yoruldum. Ben gidip ödevimi yapacağım. Yardım edin. Beni rahatsız ediyorsun. Yeni oda arkadaşına test zamanı. Tut 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 tut. Güzel müzik. Beğendin mi? Evet, bu tür müzikleri severim. Bu kadar komik olan ne? Bundan hoşlanmazsın. Hey! Böyle videoları severim. Neden onu bana hemen vermiyorsun? Pekala.
Ben oda arkadaşımın yanına gideyim. Ah, Melisa'yla daha iyiydi. Çok dikkatli olmalıyım. Ama burada bir yerdeydi. Güvenlik, güvenlik. Burada ne yapıyorsun? Günlüğümü burada unutmuşum. Pekala, yardım edeyim. İşte burada. Teşekkürler. Aslında burada kalabilirsin. Ama seni rahatsız ediyordum. Sensizliğin seninle olduğundan çok daha kötü olduğunu fark ettim. En iyi arkadaşım mıyım? Dur. Hadi birlikte yapalım. Oh, vay.